Evet, ne oldu 17 Haziran 2021 yılında? Doğrusu bunu anlatmak çok kolay değil. Hakikaten olayın ilk duyduğumuz andan itibaren heyet olarak İzmir'e geçtik. Eş başkanlarımızla birlikte sonraki günde milletvekillerimizin önemli bir bölümü geldi. Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz, diğer partilerden katılımcılar oldu ve on binlerce insanla denizi toprağa verdik. Peki ne oldu? Yani deniz niye katledildi? Denizi katleden iklimi kim yarattı? Buna sebep olanlar kimdi? Sadece tetiği çeken miydi? Bunu çok iyi tartışmamız gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özellikle bunu çok iyi tartışması gerekiyor. Ben yanılıyor olabilirim ama okumalarımdan ve bilgimden, tabii ki iddialı değilim, Türkiye tarihinde İlk defa bir partinin il binasının içinde altını çizerek söylüyorum, silahlı bir cani girip bir kadını 10 kurşunla katlediyor. Dışarıda siyasiler öldürüldü. Sokakta Muhsin Melik gibi, bizim Mehmet Sincar milletvekilimiz Batman'da katledildi. Gazeteciler, faili meçhul cinayetler. Türkiye bunların birçoğunu yaşadı. Ama ilk defa Türkiye'nin üçüncü büyük partisi, ikinci muhalefet partisi, büyük muhalefet partisinin İzmir gibi Türkiye'nin en büyük şehirlerinden birinde ve huzur kenti olarak bilinir İzmir, insanların birbirine yakın olduğu, nefret ikliminin olmadığı bir ortam olarak bilinir, bu cinayet işlendi. Peki bu cinayetin işlendiği bina nerede? Konak'ta. İzmir'i Türkiye'de yaşayan birçok insan bilir. Konak çok merkezi bir yerdir ve yani böyle göz önünde bir mekandır. Ve dahası da var. Sadece merkezi bir yer değil. Kapıda her gün 24 saat polis var. 24 saat istisnasız söylüyorum. Neden? Çünkü 1,5 yıldır orada kurulan bir çadır var. Çadırı sonra değerlendiririz. Ve o çadır ben gittiğimde arkadaşlarımla birlikte de o çadır boştu. Ama o çadır korunuyordu. Boş çadır korunuyor ama hemen karşısında şu kadar mesafede binanın girişinde bir katil, bir cani elinde çantayla, silahlı çantayla içeri giriyor ve binanın her tarafı kameralarla izleniyor ve onun gidişi engellenmiyor. Sadece bu kadar da değil. Bizim orada tanıklarla da konuştuk. İl eş başkanımız Abdülkadir Baydu tamamen tesadüfler zinciriyle Deniz kardeşimiz tek başınaymış. Abdülkadir Baydur il eş başkanımız olaydan hemen hemen 1 dakika sonra kapıda ve yukarı çıkmak üzereyken 3 tane sivil polisin yukarıya baktığını görüyor. Nereye, ne oluyor diyor. Diyor ki ikinci kata bak. Baskın var. Nasıl yani ikinci katta HDP var. Ne oldu diyor? O arada saldırı var diyorlar. Yüksek katlı bir bina, onlarca daire var. Silah sesleri geliyor. Ve bir silah sesi değil, 30 mermi sıkılmış. 30. Ve bunun üzerine silah sesleri gelmesi üzerine tabii ki il başkanımız içeri girmeye çalışılıyor, tutuluyor falan. Ve olaydan dakikalarca sonra, böyle hemen değil, onun süreleri de var. Sonra yukarı çıkılıyor. Ve tahmin edin ne yapılıyor? Pardon, katil aşağı iniyor. İşte o çok tarihi bir sözde adın neydi abicim diyorlar. Hani okşayacaklar, belini sıvazlayacaklar ya. İşte o da adını söylüyor. O gün Samast ve daha birçok insan gibi katilin desteklendiği, belinin sıvazlandığı bir cinayet daha. Neredeyse kucaklayacaklar katili. Yani ellerinden gelse kucaklayıp alnından öpecekler. Onu götürüyorlar gözaltına ve binada keşif yapılmıyor biliyor musunuz? Bunların hepsini araştırdım. Sadece ikinci kata gidiliyor ve diğer bina sakinleri şunu söylüyor. Ya gelip sormadılar bile. Bir kişi miydi, iki kişi miydi, üç kişi miydi? Bunu bile sorma gereği duymuyorlar. Ve biz binaya baktığımızda tek tek bizim il binamızın kapıları kurşunlanmıştı. Her tarafa
kurşun yağdırmıştı. Ve katil adını anmak istemiyorum. O cani diyor ki ben diğer odalarda insanlar vardır diye bilerek kapılara sıktım diyor. Bilerek kapılara sıktım. Bu da yetmiyor. Deniz'in kafasına da tekme atıyor. Fotoğrafını çekiyor ve WhatsApp durumundan paylaşıyor. Kendisi ilan ediyor aslında. Bunu WhatsApp durumundan paylaşıyor ve gözaltına alındıktan sonra da sosyal medya paylaşımları siliniyor. Kim sildi, nasıl sildi hiç bilmiyoruz. Şu ana kadar da bir yanıt almış değiliz. Evet, bu meselede hakikaten soracak çok soru var. Biz bu iklime nasıl geldik? Bu nefret iklimine, bu kötülük iklimine, bu cinayet iklimine, bu katliam ortamına nasıl geldik ya? Ya da tersten sorayım, nasıl olmasın ki? Nasıl olmasın? Bir medya var. Yandaş medya. Hele bugünlerde Peker'in açıklamalarından sonra çokça popüler oldu ya Veys Ateşler vesaireler, öz ışıklar. Parayla çalışıyorlarmış. Milyon dolarlarla çalışıyorlarmış. HDP'ye saldırmak için, HDP'nin kuyusunu kazmak için, iktidarın borazanlığını yapmak için mafyatik ilişkilerin ve devlet bürokrasisinin tam göbeğinde yer alıyorlarmış. Tam göbeğinde. Mesela dün bir açıklama vardı. Ben dehşete düştüm, bilmiyorum sizlere. Öz ışıklardan biri diyor ki, bugüne kadar binlerce ihracı diyor, ihraç edilenleri ben Süleyman Soylu ile konuşup işe iade edilmelerini sağladım diyor. Bir gazeteci. Herhangi bir gazeteci bunu yapabilir mi? Yapamaz tabii ki. Bu gazeteci, aynı gazeteci köşe yazılarıyla, abisi televizyon programlarıyla gece gündüz bize hakaret, küfür, şantaj eden, yapan gazeteciler. Veys Ateş isminde bir müsvedde, gazeteci müsveddesi bizimle ilgili bu kadar büyük bir utanmaz şeyden sonra, olaydan sonra bile çıkıp hala saydırabiliyor. Hakikaten bunların yüzleri kızarmıyor. İnsanlıktan çıkmışlar. Yok efendim, bizi yayına çıkarmazlarmış. Ya sen nasıl yayın yapıyorsun, bütün dünya öğrendi, paralarla yapıyorsun. Kendini daha çok zengin etmek için, birilerine yaranmak için yapıyorsun. Ama burada sorun sadece onlarda değil, onlara görev verenlerde. Bu iktidarda, bu iktidar basını satın aldı. Demirören'i satın aldı, diğerlerini hiç söylemeyeyim. 750 milyon dolar hibe etti Demirören'e. İstediğin kadar parayı harca, geri de verme. Zaten bu artık ispatlı, geri ödenmemiş. Ne yapacak Demirören? Diğer yandaş medya ile birlikte gece gündüz iktidarın yalanlarını, iftiralarını, suçlarını örtecek. Tek görevi var. Algı yaratacak. Burada ilk yıllar önce, 5-6 yıl önce Göbels'i konuşuyorduk. Propaganda Bakanı Hitler'in. AKP'liler onu da bizden kopya aldılar. Gece gündüz Göbels diyorlar. Diyorlar ki siz bunu yapıyorsunuz, siz yalan atıyorsunuz. Bu da ayrı bir şey ama dediği gibi arkadaşların, Göbels'in herhalde mezarda ters dönüyordur. Gerçekten rahmet okutuyorlar. Bu kadar büyük yalanlarla, bu kadar büyük propaganda, yani yazıklar olsun diyorum. Bu yandaş medya var ya, ilk anda benim okuduklarım Yeni Şafak, Sabah, Takvim'di galiba. HDP binasında çatışma diye manşet attılar ya. HDP binasında çatışma. Ne çatışması? Polisiniz kapıda. İl başkanımız orada. Ortada bir cenaze var. Ve siz çatışma diye haber geçiyorsunuz. Ama o bir haber değildi. O bir yerlerden servis edildi. Nasıl yutturabiliriz bunu kamuoyuna? Bunu da yaptılar. Tutturamadılar. İl Emniyet Müdürü vekilimizle görüşürken, İzmir vekilimizle, daha kimse Deniz'in içeride öldüğünü bilmeden, Deniz Hanım dışında kimse var mı içeride diyor. Emniyet müdürü mü, oradaki yardımcısı mı bilmiyorum. Yani o kadar dikkat çekici ki. İkinci katta saldırı olduğunu biliyor, içeride Deniz'in olduğunu biliyor, kaç kişinin olduğunu tahmin etmeye çalışıyor. İşte bütün bu verileri bizim birleştirmemiz lazım.